Yüzyıllardan beridir Altaylardan Tuna'ya bizim türkülerimizdir söylenen. Konuşan dil bizim dilimizdir. Renk renk, nakış nakış uzayan toprak değildir. Kilimlerimizdir. Batıda Hazar Denizi'nden, doğuda Altay Dağları'na, güneyde Pamir Dağları, Horasan, Karakurum Dağları'ndan, kuzeyde Ural Dağları'yla Sibirya'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızın adı, Orta Asya değil, Ulu Türkistan'dır. Atalar Diyarı, doğusu ve batısıyla ana vatanımız. Buhara'dan Kaşgar'a, Semerkant'tan Hotan'a, Yesi'den Yarkent'e, Merv'den Almatı'ya, Bişkek'ten Tufan'a, kültür ve medeniyet şehirlerimize ev sahipliği yapan kadim diyar. Farabi, İbn Sina, Ulubey, Harezmi gibi bilginlerin, Buhari, Tirmizi, Maturidi, Kaşgarlı Mahmud ve Yusuf Has Hacip gibi alimlerin ve Ahmet Yesevi, Şah-ı Nakşibend, Yusuf Hemedani gibi gönül sultanlarının yetiştiği bereketli toprakların adıdır Türkistan. Yıllarca Rus mezalimi yaşanan Batı Türkistan, Tanrı Dağları'ndan Hazar Denizi'ne geniş bir coğrafyadır. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan başta olmak üzere birçok bölgeyi kapsar. Bugün Çin esareti altındaki Doğu Türkistan'sa Asya kıtasının tam ortasında bulunmaktadır. Belgesel görüntülerle Rus ve Çin mezalimi altında yaşayan Ulu Türkistan'a tarih ve kültür yolculuğuna çıkıyoruz. Yıl 1552. Korkunç İvan'ın bugünkü İdil Nehri boylarındaki Tatar Kazan Hanlığı'nı yıkmasıyla Çarlık Rusya için Türkistan coğrafyası hedef haline gelir. Türk boyları arasında birlik yoktur. Bunu fırsat bilen Ruslar Türk boylarını birbirine düşürür. Kadim Türk boylarının medeniyetler kurup hüküm sürdüğü Ulu Türkistan coğrafyası için korkunç son başlamıştır. Ergenekon geçidine ve Pazırık kurganlarına ev sahipliği yapan Altay Dağları, İdil-Ural bölgesi, Yakutistan, Türk tarihinin tapu senedi olan Bengü yazıtlarının bulunduğu Yenisey Vadisi, Tuva-Hakas Cumhuriyetleri, Ötüken Diyarı, Tanrı Dağları, Orhon Vadisi, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan. Tüm bu zenginliklerin kaynağı olan gönül coğrafyamız 9. yüzyılda Çarlık Rusya tarafından işgal edilir. Bir zamanlar insanların huzur içinde yaşadığı Türkistan'da artık kan ve gözyaşı hakimdir. Rusya'nın Türkistan devletlerini işgalinin arkasında emperyalist sömürü düzeni bulunmakta. Altın Ordu Hanlığı ile olan mücadelelerinde Ruslar önceleri kendi sınırlarını savunmaktaydı. Altın Ordu'nun yıkılmasından sonra kurulan Kırım, Astrahan, Kazan Hanlıklarının zaafları yüzünden sınır boylarında Ruslar saldırgan taraf haline gelir. Böylece bölgedeki nüfusu zorla kendilerine bağlamaya başlarlar.
Savaşlar Rus hazinesine büyük mali külfetler getiriyordu. Ruslar boşalan hazinelerini yeni işgal ettikleri yerlerin ahalisinden aldıkları vergilerle doldurma yolunu tutmuşlardı. Deli Petro zamanında Ural Dağları'nda bir maden endüstrisi kurulmuştu. Bu endüstrinin gelişmesi ve iyi bir mali kaynak olabilmesi için Ruslar Türkistan'a doğru yayılmak gerektiğine inanıyorlardı. Portekizli, Hollandalı ve İngilizlerin yaptıkları gibi Ruslar da İran, Orta Asya, Çin'in ham maddelerini ve Hindistan'ın baharatını satan tüccarlardan biri olma hayali içindeydiler. Bu hayallerini gerçekleştirmek için de Güney Asya'ya, yani Türkistan'a doğru yayılmaları gerekiyordu. 1480'de Altın Ordu Tatar Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte Rusya'nın Asya'ya doğru yayılması da başlamıştır. Ruslar ilk olarak 1552'de bugünkü Tataristan'ın başkenti Kazan'ı işgal etti. İdil-Volga boylarında ilk Müslüman Türk devletlerinden olan Bulgar Devleti toprakları Rusların eline geçti. Kendilerine Asya'nın kapılarını açan bu olaydan sonra Hazar Denizi'ne kadar bütün İdil-Volga havalisini kontrolleri altına aldılar. İdil Vadisi'ni ele geçirmeleri Ruslara ticari ve stratejik büyük avantajlar sağlamış, İran, Orta Asya ve Hindistan'a açılmak için çıkış kapısı olmuştur. Osmanlı Devleti, Kırım, Kafkasya'ya ve Orta Asya'ya doğru Rus ilerleyişini durdurmak için Don ve Volga nehirlerini bir kanalla birleştirme kararı alıp hazırlıklar yapmak üzere Kırım Hanı'na fermanlar gönderir. Viyana cephesinde yaşanan gelişmeler yüzünden Padişah Kanuni Sultan Süleyman dikkatini tekrar batıya çevirmek mecburiyetinde kalır. Ama çıktığı Macaristan seferinde Zigetvar'da vefat eder. Bu yüzden de Don ve Volga'yı birleştirme projesi gerçekleşmez. Kanuni'nin yerine geçen 2. Selim'in emriyle Don-Volga kanalı için hazırlıklar yeniden başlar. Fakat Osmanlı İmparatorluğu iç meselelerle uğraşmaktadır. Don ve Volga projesini gerçekleştirmek için Kefe Valisi Kasımpaşa görevlendirilir. Oysa Kefe Valisi bir Osmanlı müellifinin dediği gibi böyle bir projeyi başaracak ehliyet ve liyakata sahip değildir. Osmanlı Devleti'nin hazırlıklarını öğrenen Ruslar derhal karşı siyasi faaliyete geçerler. Kırım Hanı, Volga Havalisi'nin de Osmanlı hakimiyetine girmesi, yarı bağımsız olan ülkesinin tamamen Osmanlı kontrolü altına düşeceğinden endişe ediyordu. Ruslar, Kırım Hanı'na Osmanlı projesine karşı çıkması için vaatlerde bulunup dostluk gösterisine giriştiler. Bu arada hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa kumandasındaki Türk kuvvetleri 1569 ilkbaharında Don Volga Havalisi'ne giderek kanal açımı için gerekli çalışmalara başladılar. Fakat Türk teknisyenler çalışma sahasında ümit ettiklerinden de fazla güçlüklerle karşılaştılar. İki nehir arasında kanal açılması düşünülen arazi engebeliydi. Ayrıca İstanbul'un emrine rağmen Rus entrikalarına kanan Kırım Hanı da hiçbir yardımda bulunmuyordu. Bu projenin gerçekleşememesi, Rusların Türkistan bölgesini işgal etmesinin yolunu açtı. Bilim, kültür, medeniyet merkezi Türkistan coğrafyası Ruslar tarafından kuşatılmaya başlar. Mehmet Akif mısralarında o acı günleri şöyle diye getirir. Yolu tuttum yalnız doğruca Türkistan'a. Gece gündüz yürüdüm bulmak için Taşkent'i. Geçtiğim yerleri Tağdağ'da mahal yok şimdi. Uzanıp sonra Buhara'ya, Semerkand'a kadar. Eski dünyada bakındım ki ne alemler var. Sormayın gördüğüm alemleri hiç söyle. Yadı temkinimi sarsar da kan ağlar. Türkistan coğrafyası sahipsizdir. Ruslar, Orta Asya devletlerine karşı uluslararası hukuku da çiğneyerek yayılmaya başlar.
işgal girişimini dünya devletlerinin gözünden saklamak için bahaneler arar. Nitekim İngilizlerin baskısı üzerine Rus hükümeti Orta Asya'ya yayılma ve Türkistan'ı işgal sebeplerini Rus Dışişleri Bakan Vekili Prens Gorçakov imzasıyla dünya kamuoyuna 3 Aralık 1864'te şöyle açıklar. Rusya'nın Orta Asya'da karşılaştığı durum hiçbir sosyal organizasyonu olmayan yarı vahşi ve göçebe halklar karşısındaki bütün medeni devletlerin problemleriyle aynıdır. Çünkü Asyalılar görünür ve hissedilir kaba kuvvetin haricinde hiçbir şeye hürmet göstermemişlerdir. Onun içindir ki şu iki şıktan birini seçmek durumunda kaldık. Ya verdiğimiz bütün emekler, elde ettiğimiz ticari menfaatleri unutup her şeyden vazgeçecektik veya bu vahşi Orta Asya memleketlerinin derinliklerine yürüyecektik. Rusya bu ikinci şıkkı tercih etmek mecburiyetinde kaldı. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Amerika'da, İngiltere'nin Hindistan'da, Fransa'nın Cezayir'de ve Hollanda'nın kolonilerinde yaptıkları gibi. İnsanlık tarihinin yüz karası bu açıklama, Rusların ve sözde medeni geçinen sömürgeci güçlerin mazlum ve mağdur milletlere nasıl baktığının da bir utanç belgesidir. Orta Asya memleketlerinin ahalisini meydana getiren Özbek, Kazak, Türkmen, Uygur ve Kırgız Türkleri yarı vahşi, teşkilatsız, tamamıyla göçebe hayatı yaşayan topluluklar değildi. Onlar büyük devletler ve medeniyetler kurmuş, Karahanlı Devleti ile İslam medeniyeti ile şereflenmiş, Hokant, Buhara, Hive hanlıklarıyla Türkmenistan Cumhuriyeti gibi kendi milli devletlerine sahip olmuşlardı. Yüksek medeniyetler kurup, ilmi çalışmalarla insanlığa hizmet etmiş, dünya çapında ilim ve bilim adamları yetiştirmiş topluluklardı. Bunun en önemli delili, Kazakistan Almatı yakınlarında, Esik bölgesinde bulunan altın elbiseli adam heykeli ve Tuva Cumhuriyeti'nin başkenti Kızıl'daki altından yapılan işlemeler, Türkistan'ın her bakımdan ne kadar önemli bir medeniyete sahip olduğunu göstermekte. Kazakistan, Almatı yakınlarında bulunan altın elbiseli adam heykeli, Türkistan coğrafyasının 2600 yıllık uygarlık tarihinin en önemli belgesidir. Kültür ve medeniyet tarihimizin 2600 yıllık geçmişiyle ilgili önemli bilgiler veren ilk Türk yazılarıyla birlikte Saka Türklerine ait altın elbiseli adam heykelinin bulunduğu Tanrı Dağları eteğindeki Esik bölgesinde araştırma yapıp belgesel çekimi yapıyoruz. İpek yolunu takip ediyoruz. İpek yolu kültür tarihimizin dönüm noktası. Türkistan coğrafyasının önemli kültür değerlerinin dünyaya yayıldığı bölge, tarihin seyrini değiştiren, İskit Türklerine ait olduğu bilim adamlarınca ispat edilen önemli bir yerdeyiz. Altın elbiseli adamın bulunduğu Kazakistan'ın Almatı şehri yakınlarındaki Esik şehrindeyiz. Altın elbiseli adamın bulunduğu bölge burası ve müze önümüzde. Şimdi müzeye gireceğiz. Kameralarımız şimdi de Altın Elbiseli Adam Müzesi'nde. Yıl 1970. Yer Kazakistan. Almatı'nın 50 kilometre kuzeyinde bulunan Esik kasabasındayız. Höyüğü açan arkeologlar muhteşem bir mezarla karşılaştılar. Her tarafı kapalı, süslü kayalarla yapılmış bir mezar odası. Odanın içi pırıl pırıl altın eşyalar doludur. Mezarda bulunan en göz alıcı eşya ise altından yapılmış bir elbisedir. Çizmesinden başlığına, kemerinden kılıçlarına kadar her şeyi saf altın olan bir elbise. Tabakın ne o? Yine attı özümüzü kosup şarkanında cevabı. Birildiği attım yani tabağa zaten ornatıp bunu ben benim düşüncem böyleydi. Bu altın adam bulunduğu zaman bu altın adam niye altın adam oldu? O zamanlarda en güzel
vesile neydi? Atlardı. Yani mümkün değil ki bu at, altın adamın atı olmasın diye. O düşünceyle ben orada bulunduğu bu esvaplar var ki ada atlar için. Bunların hepsini oradan bu fikri aldım da bu altın adamı at üzerine koyup bunlardı. Tarihçiler bu elbisenin bir prense ait olduğunu söylüyor. Bu derece yüksek ve büyük medeniyet kuran ve bir zamanlar dünyaya bilim, teknik ve kültür götüren Türkistan coğrafyasının işgal yıllarındaki perişan halini Mehmet Akif'in şiirlerinden öğreniyoruz. O Buhara, o mübarek, o muazzam toprak. Zilletin koynuna girmiş uyuyor müstarak. İbn-i Sina'ları yüzlerce doğurmuş iklim. Tek çocuk vermiyor avuşuna ilmin. Ne hakim. O rasathane-i dünya, o Semerkant bile öyle dalmış ki hürafata o mazisiyle. Bu havalide cehalet ne kadar çoksa nifak daha salgın, daha dehşetli. Umumen ahlak. Ruslar Türkistan'ı işgal ederken büyük bir medeniyeti de yok ediyordu. Amerika'nın Kuzey Amerika kıtasında, İngiltere'nin Hindistan'da ve Fransa'nın Cezayir'de uyguladığı soykırım ve asimilasyon, Rusların Türkistan'ı işgal edebilmeleri için haklı gerekçe olamazdı. Yıl 1864. Türkistan coğrafyası sahipsiz ve savunmasızdır. Hanlıklar birbirine düşmüş, birlik ve beraberlik yoktur. Diplomatik ve askeri hazırlıklarını tamamlayan Ruslar, savaş çıkarmak için bahaneyi bulmakta da güçlük çekmediler. Ve Rus-Çin hududunda keşif yapmak maksadıyla 1 Mayıs 1864'te Türkistan ve Evliya Ata kasabalarına iki Rus seferi düzenlediler. Bu durum Hokan hükümeti tarafından şiddetle protesto edilince Rusya ile Hokan Hanlığı arasında savaş başladı. Türkistan coğrafyasını işgal eden Çarlık Rusya, 1867'de Türkistan Genel Valiliğini kurar. 1876'da Hokan Hanlığı'na son verilip Buhara Emirliği ve Hive Hanlığı'nı sömürge haline getirmesinin temelinde Buhara, Hokan ve Hive Hanlıkları arasında birlik ve beraberliğin olmaması yatmakta. Rus işgal ve savaşları beraberinde soykırım ve mezalimi de getirir. Türkistan coğrafyası yangın yeridir. Basmış kanlı çizmeler toprağına bir defa. Çiğnenmiş kara kalpaklar, temiz duvaklar. Susmuş minarelerinde mübarek ezan. Prangaya vurulmuş bir mahkum gibi çaresiz. Kameralarımızı şimdi de Türkistan'ın kalbinin attığı Kazakistan'ın tarih ve kültür başkenti Almatı, Çimkent, Sayram, Yesi ve Hoca Ahmet Yesevi diyarı Türkistan'a çeviriyoruz. Kazak, sert, erkin, yiğit anlamına gelir. Mert, hür ve yiğit insanlar diyarı Kazakların ülkesindeyiz. Birçok Türk devletine beşiklik eden Kazakistan, Türk devletleri arasında önemli bir yere sahiptir. Kazakistan, Türk tarihinin önemli devletlerinden olan Saka, Hun, Göktürk, Kıpçak, Karahanlı, Altın Ordu gibi Türk devletlerinin merkez üssü, Kıpçak, Oğuz, Karluk gibi Türk boylarının beşiği olmuştur. Kazak toprakları birçok Türk devletinin kurulduğu bozkırlardır. Kazak Hanlığı bugünkü Kazakistan toprakları üzerinde üç parçadan oluşuyordu. Büyük Cüz, Orta Cüz, Küçük Cüz. Kazakistan'da yaşayan Türk boyları Çarlık Rusyası ve Çin mücadelesi arasında kaldı. Ruslar Kazak bölgesini Kazak Kırgızları Hanlığı olarak adlandırdı. Açlık ve siyasi sebeplerle
1912-1917 yılları arasında Çarlık Rus hükümetine karşı Türkistan'da ayaklanma başladı. 1917'de Çarlık Rusya'da ihtilal olması sebebiyle Türkistan'da bağımsızlık dönemi yaşandı. 1917-1920 yılları arasında Kazak cüzleri bir araya gelerek bağımsız Kazak Alaş Orda Devleti'ni kurdular. 1916 Temmuz'unda Kazakistan'da Ruslara karşı başlayan isyan kısa zamanda bütün Türkistan coğrafyasına yayıldı. Türk boylarının katıldığı toplantılarda Çarlık Rusya ülkemizden gitsin, Türkistan'a özgürlük isteriz. Biz Ruslar için Osmanlı'ya karşı savaşmak istemiyoruz diye isyan eden halk kısa zamanda milli bir mücadele başlattı. Rus komünist yönetimi isyanı zalimce bastırdı. Ayaklanmaya katılanların çoğu yargısız infaz edildi. Bir yıl sonra bu ayaklanma bastırıldığında 673 bin Türk hayatını kaybetmiş ve 200 binden fazla Türk de Sibirya'ya sürülmüştür. 300 bine yakın Kazak, Uygur ve Kırgız Türk'ü Çin idaresindeki Doğu Türkistan'a sığınmak zorunda kalmıştır. Ve bulunduğumuz yer Sarıkamış Harekatı'nın önemli merkezi. Hemen arkamız Katerina Köşkü. O dönemde Ruslar tarafından yapılmış, Katerina adına yapılmış bir köşk ama karargah merkezi. Hemen arkamızda tarihi taş binalar var. Şöyle kameraman arkadaşımız gösteriyor. Bu taş binalar istasyon binası ve o dönem buralara tren yolu geliyor ve tren yolu sayesinde Ruslar bütün lojistik ve cephaneliği taşıdıkları için başarılı oluyorlar. Ve şu, biz Kafkas Rus ordularının Türkistan ordusu ile mücadele etmiştik. Yani Türkistan ordusu, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Doğu Türkistan'dan toplanan askerlerdi. Ve tarihçiler der ki Doğu Türkistan, Kazakistan, Özbekistan askerleri toplanır, buraya getirilir. Türk'ü Türk'e kırdırmıştır Ruslar o dönem. ...1920'den sonra Ruslar Kazakistan başta olmak üzere tüm Türkistan coğrafyasını işgal edip ele geçirdiler. Bu tarihten sonra Batı Türkistan'da Sovyetler Birliği dönemi başladı. Milli şairimiz Mehmet Akif o dönem yaşanan mezalimi şiirlerinde şu mısralarla dile getiriyordu. O zaman Rusya'ya hakimdi yaman bir tazik. Zulmü sevdirmek için var mı ya bir başka tahrik? Düşünen her kafanın mutlak ezilmekti son. Medeni Avrupa bilmem niye görmezdi bunu. Süngü, kurşun gibi kestirme ölümlerle ölen yahut işkenceler altında ecelsiz gömülen. Ben öz halkımın katlanılmaza katlanıp dayanılmaza dayanan sabrına hayranım. Sonsuz ve acımasız istila seslerinin bazen kemirip öğüttüğü ve sürüklediği çok acı, kıyımlı zamanlarda çile çekse de sağlam kalabilmeyi başarmıştır. Nur Sultan Nazarbayev. Türkistan'dan göç eden Türk kavimleriyle sonradan buraya gelen muhtelif Türk boylarının birleşmesiyle oluşmuş bir Türk toplumu olan ve Türkistan'ın otağısı, ocak ağası sayılan Kazak Türkleri bağımsız yaşamak için çok büyük bedeller öder. Abulay Han, Kenasarı, Tevke Han, Bögenbay, Bükey Han gibi onlarca Kazak Han ve Bey'in olağanüstü gayretleriyle bugünlere gelmişlerdir. Kazakistan, Çarlık ve Komünist Rusya döneminde büyük katliamlara uğrar. Tarihçiler 4 milyon Kazak halkının vahşice katledilip öldürüldüğünü yazar. Katliamlar olmasaydı bugün Kazak nüfusunun 60 milyonu geçeceği araştırmacılar tarafından
tahmin edilmektedir. Kazakistan'da komünist Rus işgaline direnip ömrü kısa da olsa bağımsız devlet kuran Alaşların komünist Ruslar tarafından vahşice nasıl katledildiğini anlatan Almatı şehri yakınlarındaki müzedeyiz. Burası Kazakistan Almatı yakınlarındaki önemli bir yer. 1930'lu yıllarda komünizme direnen Stalin döneminde binlerce Kazak, Uygur ve diğer ırktan, milletten, halktan insanlar, direnenlerin tümü katledilir ve binlerce kişi şehit edilir. Evet, onlar anısına yapılan müzeye giriyoruz şu an. Müzeyi gezerken duygulanıyoruz. Bu bölgede öldürülen 4125 kişinin isimleri müzenin duvarına tek tek yazılmış. Müzede Kazaklara nasıl işkence yapıldığı, nasıl idam edildiği anlatılmakta, tarihi belge ve fotoğraflar katliamın büyüklüğünü göstermekte. İlk ayaklama mesela komünistlere karşı Kazakların öğrencileri burada mesela kıyam ettiler 1986 yılında. Ve biz dört kahramanımız, mesela bu Kayrat, bunlar dört kahraman, bu komünistlerin mesela yargısında dimdik, biz vatan için, milletimiz için her zaman hazırız kurban olmaya diye böyle. Müzenin girişinde bölgede yapılan katliamı anlatan kitaplar sergilenmekte. Müzenin bahçesinde toplu mezarlardan çıkan kemiklerin toplandığı yer üzerine yapılan anıt ve şehitliği ziyaret edip Fatiha okuyoruz. Mesela buradan ev yapmak istiyor birisi. Ev yaptığında o temelli kazıkta 168 mesela ceset bulundu. Toplam 4125 ceset bulundu şehitlerin. Onlar hepsini buraya toplayıp buraya mezar yaptı. Yeniden... Bu onlar için abide. Bağımsızlık, istiklal, kimlik ve niteliğini korumaya çalışan, dinini muhafaza etmek isteyen insanlar tarih boyu birçok noktada ezilmişler. Zalim Stalin tarafından hunharca katledilen 4125 Kazak, Uygur ve birçok daha değişik millete mensup insanların Kazakistan'da toplu defnedildiği bölgedeyiz. ...31 Mayıs Sovyetler Birliği'nin Kazak halkına uyguladığı soykırım günü olarak anılmakta. Kızıl Çin ve Komünist Rusya'nın Kazaklar ve Uygur Türklerine yaptığı zulmü, vahşet ve soykırımı Tanrı Dağları eteğinde Lavar ve Koram'da araştırıp belgeselini çekiyoruz. Almatı şehrine 100 kilometre mesafede altın elbiseli adam mezarının bulunduğu Esik bölgesine çok yakın Lavar ve Koram köyleri 100 yıl önce büyük vahşet ve mezalimlerin yaşandığı yerler. Bölgede komünist ve Çarlık Rus yönetimi tarafından öldürülen çok sayıda Kazak ve Uygur Türküne ait toplu şehitlik var. Bu bölgede yaşayan Kazak ve Uygurlar Doğu Türkistan bölgesinde Kızıl Çin soykırımından kaçıp Kazakistan'a sığınan insanlar. Birinci Dünya Harbi'nde bu bölgeden Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmak üzere Ruslar tarafından kurulan Türkistan orduları için asker toplanır. Kafkas cephesi, Sarıkamış, Kop ve Harşit savunmasında Osmanlı'ya karşı savaşmak istemeyen Uygur ve Kazaklar toplu olarak öldürülür. Soykırım ve mezalime tabi tutulurlar. Bu toplu mezarlar yeni ortaya çıkmakta. Kazakistan'ın İpek Yolu üzerinde Çin işgali altındaki Doğu Türkistan sınırına çok yakın zirveleri, karlı Tanrı Dağları eteğindeki Yedisu bölgesine doğru yol alırken ünlü şairimiz Yavuz Bülent Bakiler'in şu mısraları dile geliyor. Uzar gider bir sessizlik içinde, bir uçtan bir uca Türkistan toprakları. Beyaz altın dediğimiz pamuk tarlalarına çöreklenir yedi başı bir kızıl yılan. Baş kaldırsa esarete yeni bir Osman Baturhan. Bebekler bile vurulur beşiklerinde.
kana boyanır Türkistan. Zirveleri karlı Tanrı Dağları. Sonbaharın tüm renklerinin göz ve gönül ziyafeti sunduğu ağaçlı yollardan geçerek Lavar bölgesine geliyoruz. Komünist Çin işgaline direnen Uygur bir kahraman yiğidin anıt mezarını ziyaret ediyoruz. Dini namusu için komünizme karşı mücadele veren yiğitlerin diyarındayız. Kazakistan'ın özellikle Uygur Türklerinin yaşadığı bölgedeyiz. Çok sayıda mezarlık var, çok sayıda toplu şehitlik var arka planlarda. Ve Tanrı Dağları'nın eteğindeki bu bölgeler Türk tarihinin, Uygur Türkleri tarihinin, Kazak Türkleri tarihinin, Türk-İslam medeniyeti tarihinin önemli izlerinin bulunduğu yerler. Bu bölgelerde çok sayıda toplu şehitlik, mezarlar, anıtlar var. Araştırıyoruz. Evet, komünizme karşı mücadele veren milyonlarca Türk'ün yattığı coğrafyadayız. Tanrı Dağları eteğindeyiz. Yollar bizi Lavar Köyü'ne getiriyor. Komünist Ruslar tarafından öldürülenler anısına yapılan şehitler anıtı bize çok şey anlatıyor. Toplu şehitlik çok geniş bir alanı kapsıyor. Öldürülen binlerce Uygur ve Kazak Türk'ü için 100 yıl sonra 2018 yılında yapılan anıtta vahşet ve soykırımı anlatan yazılar yer alıyor. Lavar köyünde. Lavar köyü bu Almata'dan doğu tarafa 100 kilometre, tam 100 kilometre aralıkta. Ve 100 sene o vakiden geçtikten sonra bu abideyi o şehitlerin uğruna burada yadigar olsun diye yapmışlar. Komünizme karşı savaşan Türkler. İçinde çoğunla Uygur var, Kazak, Tatar, Türk askerleri ve başka mesela Türk soyları hepsi beraber bunları mesela toplayıp burada sizinle bir anlaşma yapalım diye aldatıp burada hepsini katletmişler. Türkistan'ın ikinci buharası Koram'a gitmek üzere yola çıkıyoruz. Koram köyü komünist Ruslar tarafından büyük vahşet yapılan yer. Yeni metotlarla eğitim verilen okulun 1890'larda kurulan eğitim ve bilim yuvası tarihi camiyi ziyaret ediyoruz. Burası Kuram Köyü ve Kuram özellikle komünizm döneminde çok sayıda insanın toplanıp şehit olduğu ve burada vahşice katledildiği bölge. Kuram'dayız ve araştırmamız devam ediyor, Kuram Köyü'ndeyiz. Görüyor musunuz? 1890'lı yılları İhsan Molla Sevet diyen bir dini adam bu camiyi, medreseyi yapmış ve yıllar sonra bu 70 tane komünistlerin hakim olduğu zaman bunlar biraz veyraneye dönmüş ve 2007. yılı tekrar bir insan, iyiliksever Müslüman Güzeyif Dilmurat adlı bir kişi burayı tekrar yapıp yeni şeklin, eski şeklini yeni tamir yapıp ve İlham adıyla bu cami ve medreseyi tekrar açmıştır. Uygur Türkleri tarafından yayınlanan gazetenin bayan yazarıyla tanışıyoruz. Şair iki dilde yazıyor ve şiir söylüyor. İki dilde bilim cezası var. Kazakça ve Uygurca. Kendisi 2006. yılı bu Azya. Bugünkü Azya diyen gazette yayınlıyor. Burunki tarihi avul dep ataydıken Koram'da 150 yıllık meşit medresi var. O meşit medresinin Saat Ağınım degen kişi gelip Mekke Medine'den gelip bir kezleri 1810 yıl dedi mi? O şekilde 1890 yılı meşit salgan. 1890. Koram köyü Gaspralı İsmail'in dilde, fikirde, işte birlik fikrinin Kazakistan'da ilk uygulandığı bölge.
dini ve fenli ilimlerin birlikte okutulduğu okulun baş alimi komünistler tarafından tutuklanır. 2000 öğrenci ve din bilginine komünistler, "Hocanız sizlerle görüşecek, anlaşacağız" diye haber gönderirler. Hocalar ve öğrenciler toplanınca toplu olarak öldürülüp Koram köyüne gömülür. Binlerce öğrenci ve hocanın toplu olarak gömüldüğü toplu mezar üzerine Koram köylüleri anıt yapar. Akşam saatlerinde toplu şehitliğe geliyoruz. Ağaçlarla çevrili toplu şehitlikteki anıt ve ağaca yapılan anne figürü insana duygulu anlar yaşatıyor. Anıtın yapılmasına öncülük eden 80 yaşındaki öğretmenden bilgi alıyoruz. Bu ortağısı Erülkan, evlat. Bu otura, bu küçük. Bu neyin sembolü diyor? Bizim üç neslin sembolü diyor. Bu ortada görüyor musunuz? Bizim o büyükler diyor. Ondan sonra nesil ve şimdi gençler. Tarihi unutmanız birbiriyle böyle bağlandı. Evinin bir bölümünü müze haline getirmiş. Yağlı boya resimler yaparak vatan dediği Doğu Türkistan'ı resimlerde yaşatmakta. Kendisiyle söyleşi yapıp bölgeyle ilgili bilgi alıyoruz. Vatan ne degen söz dedi? Vatanın kundurgu ne? Vatan degen o adamın içki toyuğusu, toğan yerge, halkına, eline, bala şakasına. O vatan demek içki duygu diyor. İnsanın çocuğuna, insanın doğan yerine, insanın kendi halkına sevgi demektir diyor. Çin'den Avrupa'ya tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir konuma sahip Yedisu bölgesi günümüzde Kazakistan'ın güneydoğusunun Tanrı Dağları eteğinde yer almakta. Yedisu bölgesi adını Karatal, İli, Biyen, Aksu, Nepsi, Baskan ve Sarkand olmak üzere 7 ana nehirden almakta. Yedisu bölgesinin büyük bir bölümü Kazakistan'ın Almat eyaleti ve Kırgızistan'la Çin işgali altındaki Doğu Türkistan sınırları içinde yer almakta. Bu bölgeler Kazakistan'ın en güzel tarih, kültür ve doğal güzelliklere sahip turizm cenneti olarak bilinmekte. Komünist Rus Kızıl Ordusu en büyük katliamı bu bölgelerde yapmış. Yapılan araştırmalar acı gerçekleri ortaya koymakta. Koram ve Labar bölgelerinde komünist Ruslar tarafından yapılan vahşet ve soykırımı araştırıp belgesel çekimlerimize devam ediyoruz. Kazakistan'ın Yedisu bölgesinde 1918 yılında yaşanan vahşet ve soykırımı Uygurlu tarihçiden dinliyoruz. ...1918 yılının Mayıs-Haziran aylarında Kazakistan'ın Almaty vilayeti Yedisu bölgesinde yaşanan komünist Rus vahşetini Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra öğrenebildik. Arşivler açıldı, bu faciaya şahit olanlar ve torunları hatıraları yazdı. Katliamların yapıldığı o korkunç zamanı anlatmak istiyorum. Murayev takımı yerel Kızıl Ordu muhafızlarla beraber 21 Nisan 1918'de küçük Almaty köyünü ele geçirerek 100'e yakın Rus kazağı katletti. Murayev eşkıyaları sırasıyla Sofya, Nadejdinski, İliski köylerini de ele geçirdiler. Ve orada da acımasızca kadın ve yaşlı insanları katlettiler. Kazakların yaşadıkları köylerde Ruslar, Kazakların Nisan ayındaki ayaklanmasını destekledikleri gerekçesiyle katliam yaptılar. Böylelikle Yedisu'da Kızıl Ordu muhafızlarının başlattıkları acımasız terör dehşetine kapıldı ve bölgede iç savaş başladı. Daha sonra Murayev, Kızıl Ordu muhafızları Uygur köyleri üzerinden devam ettiler. İlk uğradıkları yol üzerindeki yerleşim yeri Janaşar oldu. 1883 yılında kurulan Janaşar köyü Yedisu bölgesindeki en güzel yerdi.
bu köyde yaklaşık 660 aile yaşardı. Can Aşar, Uygur edebiyatının tanınan şairi Ömer Muhammed'in doğduğu yerdi. Can Aşar köyünü işgal eden Murayev eşkıyaları halkı miting yapacağız diye meydana topladılar. Toplanan halkı nehir kenarına sürdüler ve makineli tüfekle üzerine ateş açtılar. İnsanlar birbirlerinin üzerine düşüyorlardı. Kızıl Ordu muhafızları yaklaşık 850 masum insanı öldürdüler. Murayev eşkıyaları köye geri dönerek kalan kadın ve kızların ırzlarına geçtiler. Cansız insanların yakınında gece geçirdikten sonra Taşlıkarı köyüne doğru gittiler. Canavarlar bu köyün 750 ahalisini katlettiler. İnsanları kurşuna dizdiler. Yaralı olanları kılıçla kestiler. Kadınların ırzlarına geçtiler. Sonraki yerleşim yeri Taşkensas köyü oldu. Orada komünist eşkıyalar tarafından bine yakın insanı katlettiler. Aralarında çok sayıda yaşlı insan da vardı. Eşkıyalar ünlü devrimci komünist Abdullah Rozubakiyev'in köyü olan Kikbay köyüne de saldırdılar. Orada bine yakın insanı katlettiler. Kurtulan insanlar kendi evlerini terk ederek Kolduca'ya kaçtılar. Lavar köyünde Murayev Kızıl Ordu muhafızları yine miting yapacağız diye civar köylerden halkı toplayarak yaklaşık 3000'e yakın insanı katlettiler. Onlar bu köyü büyük bir mezarlığa çevirdiler. Koram köyü uzun yıllar boyunca Kazakistan'ın güneyindeki din eğitimi merkezlerinden biri olarak bilinirdi. O yıllarda Koram köyüne ikinci Buhara derlerdi. Köyde 900 aile yaşardı ve nüfusu 7000'in üzerindeydi. Burada çömlekçilik, demircilik, marangozluk gibi birçok zanaat gelişmiş durumdaydı. Orta Asya'nın en ünlü medreselerinden biri faaliyetine devam etmekte olup, orada okuyan her milletten talebeleri bulunmakta ve dini ilimlerin yanı sıra Arapça, Farsça gibi diller ve fen bilimleri de okutulmaktaydı. Medresede herkes tarafından bilinen ve hürmet edilen eğitimci, bilim insanı İmam Savud Ahun ders verirdi. O bölgede sadece Uygurların değil Kazakların da hürmet, saygı gösterdiği bilim adamlarından biriydi. Onun yakın arkadaşı Kazak Tamır Cumahan, Uygur köylerindeki katliamlardan haber aldıktan sonra eşkıyaların gelmesinden önce imama Koram'ı terk etmesini söyler. Ama imam böyle bir kötü zamanda kendi köylülerinin yanında kalacağını söyler. Murayev Kızıl Ordu muhafızları çarşı yakınına tüm erkek ahaliyi toplayıp makineli tüfekle ateş ederek katleder. Kızıl komünist eşkıyalar kadınların ırzlarına geçerler ve köyde önüne gelen herkesi katlederler. İmamın torunu Fatma Gül'ün anlattığına göre Murayev eşkıyalarının zulümlerini görünce imam kendisini en son öldürmelerini ister ve canavarlar hemşerilerini katlederken imam Yasin-i Şerif okumaya devam eder. Kızıl Ordu muhafızları bütün erkekleri öldürdükten sonra imama işkence ederek öldürmüşler ve imamın cansız bedeniyle alay etmişlerdir. Tarih düşmanlık çıkarmak için değil, ders ve ibret almak için vardır. Tarih bir milletin aynasıdır. O aynaya ne kadar çok bakarsak, o kadar çok geleceğimizi görürüz. Çarlık Rusya, Türkistan topraklarına ilk saldırılarına başladığı tarihten itibaren, Müslüman Türkistan halkının önce Çarlık Rusya, sonra da Sovyet Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi 1990'lara kadar devam etti. İmam Buhari, İmam Tirmizi, Ulu Bey, Kaşgarlı Mahmut ve Biruni gibi alimlerin vatanı olan Türkistan, Karahanlılar, Timur ve Babür devletlerinin yıkılmasından sonra büyük gerileme ve parçalanma sürecine girmişti.
İlk Müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlılara asırlarca başkentlik yapan Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri 1933'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kurdu. Çinliler kısa sürede buraları ele geçirip zulme devam ettiler. Asimile politikalarıyla buradaki Müslüman Türkleri sindirmeye çalıştılar. Çin yönetimi akıl almaz yöntemlere başvursa da Türkistan halkını sindirmeyi başaramadı ve başaramayacak. Uygur Türkleri tarafından 1933'te kurulan dünyanın ilk Türk İslam Cumhuriyeti olan Türkistan İslam Cumhuriyeti, Kızıl Çin mezalimiyle yıkılıp işgale uğrasa da bir gün küllerinden yeniden doğacaktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Stalin ve Mao'nun kendi arasında anlaşması sonucu Türkistan'ın doğusu Çin'e teslim edilir. O günden beri Doğu Türkistanlı Müslüman Uygur Türkleri, Çin'in ne zaman biteceği belli olmayan büyük soykırım politikalarına maruz kalmakta. Yıllar önce şiirleriyle Rus ve Çin'e meydan okuyan Mehmet Akif'e kulak veriyoruz. Sanıyorlar kafa kesmekte, beyin ezmekte, fikri hürriyet ölür. Hey gidi şaşkın hazele, daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak. Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak. Bugün 3 milyondan fazla Müslüman Uygur Türk'ü toplama kamplarında. 21. yüzyılda sözde medeni dünya, inanç ve kimliklerinden dolayı Çin soykırımına sessiz. Çin gücüne güvenerek zulümle abad olacağını sanıyorsa yanılıyor. Zulüm baki olmayacaktır. İsa Yusuf Alptekin'in, Çolpan'ın, Molla Sakir'in, imanlı Uygur halkının Doğu Türkistan davası nihayetinde zafere ulaşacak, dünyaya uygarlığı öğreten, adını uygarlıktan alan Uygur Türkleri dünya durdukça yaşayacaktır. Çin esareti altındaki Doğu Türkistan'da soykırım ve Çin işkencesi ölüm kamplarında tüm acımasızlığıyla devam ediyor. Dünyanın gözü önünde milyonlarca Uygur Türk'ü insanlık dışı muamelelere tabi tutuluyor. Doğu Türkistan'da ölüm kalım mücadelesi veren milyonlarca Uygur Türk'ü, uygar dünya ülkelerinden Çin'e baskı yaparak ölüm kamplarının kapatılmasını bekliyor. Zulüm ebedi değil, geçicidir. İnsan en değerli varlıktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Adları ne olursa olsun, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk devletleri ilelebet yaşayacak ve Türk İslam medeniyeti insanlığa hizmet etmeye devam edecektir. Uygur Türkleri ve Doğu Türkistan'ın geleceğinden umutluyuz. Yine bir dağ gibi, bir dev gibi doğrulacağız. Yeni bir ruh doğacak toprağımızdan. Tanıyacak bizi dünya yeniden heyecanla. Burma bıyığımızdan, kalpağımızdan.